Suat Salgın, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, İmlası Sabah Grubu, Ayvalık Muhabire. Suat Bey, siz engellisiniz. Evet. Engelli olarak bu habere koşuluyorsunuz. Evet. Bir motorla beraber geziyorsunuz. Evet. Engelimiz nedir efendim? Ortopedik engelliyim ben. Bir sol bacağımı kullanamıyorum. Çocuk felci geçirmişim 1,5 yaşında. Hı. Ondan sonra da bu şekilde engelli olarak hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Kullanmış olduğunuz motosiklet gibi bir şey. Sağlıklı mı sizin için kullanmasında? Sıkıntı yaşıyoruz mu onda? Valla biz bunu daha önce geçmiş dönemde Ayvalık Belediye Meclis üyeleri ve Ayvalık'taki varlıklı ailelerin bir araya gelmesiyle alınan ve benim de haberim olmadığı bir hediyeydi bu. Bu Konya'da yapılıyor. Sanırım eski Çin malı motosikletlerin üzerinde Konya'da böyle bir çalışma yapıyorlarmış. Üzerine bir demir aksam koyulup normal şartlarda bu araçlar tekerlekli sandalyeli engelliler için yapılan bir araç. Tekerlekli sandalyeli vatandaş sandalyesinden indiğinde motoruna biniyor. Daha sonrasında da tekerlekli sandalyesi katlayıp kasasına atıp o şekilde ulaşımını sağlamaya çalışıyor. Bozuluyor mu bunlar? Sık sık bozuluyor mu bunlar? Çinmada olduğu için baya baya bozuluyor. Yani hemen hemen hele şu anda yaklaşık 5 yıllık motosiklet bu. Dolayısıyla da hemen hemen her gün tamirciye gidiyorum desem yeridir. Çünkü Çin malları bizim asfalt yollara göre yapmışlar motosikletlerini. Bizim Ayvalık yolları parke taşı, asfaltlar malum baya baya çukur çukur şey, yollar çok bozuk. Dolayısıyla da fazla bir kaliteyi taşımadığı için Çin malı motosikletler çabucak dağılıveriyor. Villalı şeyler, vidaları falan dökülüyor. Derken bir şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Bir de siz muhabir olarak köy bahçe demeden... Tabii yani Ayvalık'ın bütün köylerine, kırsalına, dağlarına, tepelerine, olayın olduğu her yere, orman yangınlarına, bilmem nereye falan filan bununla gittiğim için tabii biz de biraz hoyrat kullanıyoruz açıkçası. Sonuç itibariyle motosikletin çıktı yani. Bunu yaz kış kullanıyorsunuz değil mi? Tabii yaz kış. Buna muhtaçsın. Zaten yani en az bir koltuk değnekleri kadar yani ihtiyacım olan bir şey. Çünkü o olmayınca hayat kilitleniyor benim için. Yani bir yerden bir yere binmek falan filan artı ne bileyim otobüse inmek, binmek, takside gitmek zaten külfetli olur. Sıkıntı tabii yani. Sonuçta bununla bir de daha özgür hissediyorum kendimi. Her yere dolaşabiliyorum. Kimseye bağımlı değilim. Kaç yıllık muhabirsiniz? 12 yıllık, 13 yıllık. 12 yılda engelli olarak bu Ayvalık'ta haber peşinde koşturarak evet. Bundan da geçinimi sağlıyorsunuz. Yani sonuçta Anadolu muhabirleri pek öyle çok ciddi kazançlar sağlamazlar ama karnımız doyuyor çok şükür.